Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez, Burunucu Çömlekçi ve Burunucu Çömlekçi ve Orta Yılmazlar Mahallesi'nin tam sınırından akan Nuri Bey Deresi'nin denizle buluştuğu noktadayız. Burada doğma büyüme emekli tedaşçı kardeşim Cemal Eroğlu ile beraberiz. Cemal Eroğlu kendini bildiğinden bu yana bu denizde yıkanır, gelir evinde tekrar banyosunu yapar. Ama son birkaç haftadır bu denize akan pislik biraz temizlendi der. Bakalım kendi ağzından bunu duyalım. Cemal Eroğlu, buyur kardeşim. Buradaki sıkıntı neymiş, nasıl giderilmiş? Bu mevkinin insanı olarak yetkililerden sitemin varsa sitem et, teşekkürün varsa teşekkürünü bekliyoruz. Önce bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. En tabii hakkınız. Basın ve gözümüz kulağımız basın sayesinde bazı şeyleri duyurmaya çalışıyoruz tabii. Bu da güzel bir duygu. Bizim maksadımız bağdan üzüm toplamak, bağcıyı dövmek değil. Çok güzel. Evet. Güzel şeylere güzel demek boynumuzun borcu ama kötülere de kötü diyeceğiz. Doğru. Ben çok gerilere gitmek istiyorum. Buyurun. Ahmet abi. Buyurun. Söz sizin. Yaklaşık 25 sene önceden bahsediyorum. Yine biz burada çocukluğumuz bu sahilde, bu denizde midye pişirirdik, buralarda yüzerdik ve günümüz burada geçerdi. Evet. Yani akşam 8'de 9'a kadar biz bu denizi paylaşırdık. İnsanlar buradan denize girerdi, gece de denize girerdi. Fakat yaklaşık 25 sene önce buraya bir tabela asıldı. Denize girmek yasak, kolibasil olayıyla belediye ilgili. Belediye tarafından. Belediye tarafından. Evet. Tabii bizi bunun üstüne denizin gayet pislendiğini ve buradan bu akan, bu yıllardan beri akan dere bir var, dere. Dere var. Dere. Bu derenin suyunun çoğaldığını biz dile getirdik. Belediyeye gittik. Ve bize belediyeden işte kaçak lahımlar var. Lahımlar bağlantıları var. Onun sayesinde pislik denize akıyor. Biz bunları tespit edeceğiz dediler. Hatta gerekçe olarak da çözüm olarak da renkli boyalar döküp biz bu işi halledeceğiz dediler. Biz de duyduk, doğru. Yani bu 5 sene böyle konuşuldu. Tabii biz bu ara bu denize girmeyi vazgeçtik. Denizin yosun kokusu, pislik kokusuyla karıştı. Değişik bir amonyak kokusu çıktı. Bir ara girmişsiniz denize, ayağınız ne evet, olmuş? Evet, pislik. Bir de rahatsızlık geçirdik o dönem. Evet. O rahatsızlık ve mikroptan dolayı olduğu için ben bu işin üstüne daha da fazla gittim. Sonuçta yine bir belediyeci arkadaşım sağ olsun. Ya biz dedi bunu yaptık ama sizin dedi bizim dediğimiz gibi değil. Biz bu derenin baskı mı diyorsunuz yatağına. Dere baksa evet. Borularımız yetersiz olduğu için biz bağladık kanalizasyonu deyip bu iş çok uzun sürer. Ama o akıntıyı biz verdik. Tahliye olarak dediler. Yani öz eleştiri yapmış adam. Evet. Yani bu böyleydi yani. Tamam. O günün tamam. Şartlarında bu tamam. Benim dediğim 25 sene öncenin 20 sene öncenin şeyi. Tamam. Bunun üstüne tabii biz daha da gittik. Yani bu iş çözülsün. Yeri de belli. Diğer belediyelere de söyledik, yönetimlere de söyledik. Hiçbiri bunlara önayak olmadılar. Bizim rahmet etmediler. Yani evet. Bizi bu sahil, güzelim sahilimizi affedersiniz, ıslah ettik dediler ama pisliğe boğdular. Kanalizasyona giremiyoruz. Neticede son bir defa burada bu işleri konuşurken ya denize giremiyoruz, şudur budur. İnsanları uzun kuma ileriye işte değişik yerlere gitmek mecburiyetinde bırakıyorlar. Sebebi de bu dedim. Sağ olsun İrfan arkadaşım da çevre başkanı onunla paylaştım bu konuyu. Abi biz bunu dedi, çözeriz dedi. Ve bunu dile getirdi. Çok teşekkür ediyorum İrfan Tosun'a. Biz de teşekkür ediyoruz. Ve Ersin Avanoğlu'yla bunu paylaşıyor. Evet. Ersin Avanoğlu, Sayın Müdürüm. Öncelikle ben bu işi çözeceğim diyor. Ve yeri de belli. Geldiler bir günlük çalışmayla bu işi bu hale getirdiler.
%90 diyebilir miyiz? %99 diyorum ben. 99. Ha, %1'de kaçak varsa vardır mutlaka. Vardır. Ama nihayetinde o eski atık, denize giren atık giderildi. Ve ben 3 günden beri burada rahatlıkla 30 sene, 25 sene, 40 sene öncesi gibi denize giriyorum. Onun için ilgili olan, duyarlı olan herkese, başta İrfan ve Ersin Avanoğlu müdürüme, evet, ve sizlere, basına, hepinize teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz Sayın Eroğlu. Yani bu sahili... Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Yanlışa yanlış. Bu sahili, güzelim sahili, plaj havasında yazın, bu aranılan kum, bu deniz hiçbir ülkede yok. Yok. Bu uzunlukta bir sahil hiçbir yerde yok. Yok. Turizm istiyorsak bazı şeyleri taşın altına elimizi koymamız lazım. Çok yakın milletçe. Onun için bu çalışmalarından dolayı herkese ayrı 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 tekrar teşekkür ediyorum. Biz de çok size sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İnşallah daha da güzel, daha da temiz olacak. İnşallah. Daha da düzenli olacak. Güzellik bizim için, üye için. Yakışır üye diye. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Hadi abi. Sağ ol. Nasıl, iyi oldu mu? İyi abi.